Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Efendim, Makedonya Gostimar'dan sesleniyoruz sizlere. Nasir Turs'tayız. Yılların eskitemediği bir şirketteyiz ve biz burayı da Cumali Bey'den ve Miriyat Hanım'dan dinleyeceğiz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum Cumali Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şirket. Sizler de ikinci kuşak temsilci olarak devam ediyorsunuz. Biraz kendinizden bahseder misiniz kısaca? Evet. Öncelikle Gostivar'a Nasir Turs'ta hoş geldiniz. Ben Cumali Bayrami. Bu firmayı yönetiyoruz. Yani çok uzun yıllarda. Firmayı yöneten benim babam Abdülhakim Bayrami ve benim kardeşim Sedat Bayrami. Evet. Yani yaklaşık bu yıl 30 yıl oluyor yani bizim firma olarak. Cumali Bey, 30 yıllık bir şirket. Peki nasıl kuruldu? Bugünlere nasıl geldiniz? Biraz dinleyelim sizden. 1988'de bu firmayı benim babam Abdülhakim Bayrami kurdu. O günden beri bugüne kadar ben Cumali ve kardeşim Sedat olarak bu firmayı yönetiyoruz babamla beraber. Yani demek 30 yıldır beraberiz yani bu firmayı yönetiyoruz. Evet. Tabii ki sadece siz de yoksunuz, kuzeniniz de var Miriyat Hanım. O da işin bir başka tarafında yer alıyor. Siz de biraz tanıyalım. Merhaba, ben Miriyat Bayrami. Abdülhakim Bayrami benim amcam oluyor. Cumali ve Sadat kuzenlerimi. Ondan sonra ben burada halkla ilişkilerle ilgileniyorum. Beraber öyle çalışıyoruz burada. Evet. Miriyat Hanım, tabii ki siz de halkla ilişkiler tarafında aslında zorlu bir tarafta yer alıyorsunuz. Sizin faaliyet alanlarınız neler peki, kendiniz ve ekibinizle alakalı olarak? Yani aslında buradaki işimiz hem zor hem de güzel. Ama günün sonunda başarıya ulaştığımız zaman her şey daha da güzel oluyor. Mesela her şey buradan, başlangıç noktası burası. Önemli kararlar buradan alınıyor. Hep birlikte. Ondan sonra her şey buradan başlıyor ve dünyada, Almanya'da yani her organizasyon falan buradan yapıyoruz. Evet. Siz tabii ki işin biraz daha işleyiş tarafında yer alıyorsunuz. Turlarla sizler ilgileniyorsunuz. Yani biz onlarla ilgileniyoruz ama en büyük İş Cumali Bey, Sedat Bey ve Hakim Bey'den geliyor. Biz onların talimatlarına uyuyoruz, evet. Öyle diyelim. Ama güzel gidiyor. Evet. Desteğinizi esirgemiyorsunuz. Cumali Bey, tabii şirketinizde çok büyük faaliyetlere, çok büyük projelere imza atıyorsunuz. Babanız ve kardeşinizle birlikte. Şirket faaliyetleriniz tam olarak nedir, neler yapıyorsunuz? Nasıl firm? Destinasyonu ne park? Çünkü bir filo, bizim destinasyonu park açan İstanbul'u. Köy işte organizasyonu var. Ya da şu bir tane menajer tahtı det. Eve kimi pas eve şu destinasyon etiyara bodnore. Ne zaman kimi pas düvyet kimi pas İstanbul'in, düvyet kimi pas Zvicran, kimi pas dütre vyet kimi bayt Austrin. Pas tane periyot pak ma gjat bi 5 vyet ka qen dikun Italia. Dhe kemi pas edhe organizime turistike për pushime verore, dimrore, më thonë që u kemi ofru pasajerve të Macedonisë. Evet. Cumali Bey diyor ki birçok ülkeye turlar düzenlenmiş. Sizden kısaca özetini alabilir miyiz Miriyat Hanım? İşte ilk başlangıç olarak İstanbul'a turlar düzenledik. Ondan sonra İtalya, İsviçre, Avusturya. Bir devam etti. Peki bunun dışında Türkiye'yi seçme nedeniniz de aslında merak uyandırıyor burada. Niye Türkiye'yi tercih ediyorsunuz? Për ne shqiptarët e Macedonisë, si pik ma interesante dhe ma atraktive, çdo herë ka qenë Turqia. Dhe më thonë, do të kisha numru disa shkaqe, në një çmimet e lira, kualiteti i mirë, edhe ndjehemi si në shpinë tonë. Türkiye'yi seçmemizin sebebi, öncelikle orasını evimiz gibi hissediyor olmamız, fiyatlar uygun, bir de Makedonya Arnavutları Türkiye'yi daha bir beğeniyor, daha bir çekici gösteriyor, daha bir gitmek istiyorlar oraya. Tabii bunların dışında özel faaliyetleriniz de var. Neler yapıyorsunuz bu anlamda Cumali Bey?
Qeter organizim, dhe më thonë, kemi pas 3 vite me rath, kemi bo organizimin e haqit prej Macedonije në Arabin Saudite, por për shkak të luftrave dhe mos siguris që ndodhin në kohët e fundit, kemi qenë detyruar të ndërpresim organizimin. Vyçel Sarajla, haç organizacionlarımız oldu. Güvenlik ve harp nedeniyle orasını bir ara verdik. Bu arada Cumali Bey, sizin sosyal sorumluluk anlamında da çok güzel aktiviteleriniz var. Neler düzenliyorsunuz aktivite ve sosyal sorumluluk anlamında? Ne gibi katkılarınız var? Bu çok enteresan bir nokta aslında firmanız açısından. Dëmëthon, gjatë kariyerës ton, mund të theksojmë se në vitin 1999 dhe në vitin 2000 një pjesë, kemi bërë transportin e vlezërve tanë nga Kosova, në kohën e luftës, kur shpërnguleshin ato në Macedoni, dhe një kosisht i kemi këthej prapë. Kjo ka qenë që në karierën tonë mund përmendet si gjest humanitar, edhe pse ishte një tragedi. 1999 ve 2000'li yıllarda, Kosova'daki savaş döneminde, oradaki Arnavut kardeşlerimize burada göç etmelerine yardım ettik. Yani sosyal sorumluluk projesi oraya imza attık. Sonra onların yine de evlerine dönmesine biz yardımcı olduk. Bunun için de gurur duyuyoruz. Evet, bizler de sizi tebrik ediyoruz bu yapmış olduğunuz sosyal sorumluluk anlamında. Peki Cumali Bey, sizi farklı noktalara taşıyan simalar da var. Taşıdığınız daha doğrusu. Neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili olarak, nedir düşünceleriniz? Në vitin 1999 dhe në vitin 2000 kemi pas bashkëpunim me kontingentin Gjerman të këforit, këfori Gjerman, kemi vozit prej Macedonije në Kosovë, Prizren edhe në Suarek. Dhe Ministrin e Mbrojtjes, zotri Rudolf Sharping, i bën një vizit Prizrenit dhe Suarekës, kontingentit Gjerman, ne e patëm fatin që t'i vozisim dhe me thonë këto të di figura prominente dhe 32 shoqëruesit e atyre. 1990 ve 2000'li yıllarda NATO Alman askerlerini biz taşıdık. Hani güvenilir bir firma olduğumuz için evet. Ve Almanya ilişkilerimizin iyi olduğu için bu görev bize verildi. Evet. Aynı zamanda da Rudolf Sharping ve onun ekibiyle birlikte onları da gezdirme görevini biz üstlendik. Bizi seçtiler daha doğrusu. Evet, bu da hem tecrübeniz hem de ilişkilerinizden doğan bir sebep tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Cumali Bey. Hem size hem de size. Son olarak neler söylemek istersiniz? Nedir düşünceleriniz? Domethën kohën e fundit, për gjithë sukseseve që kemi numëruar deri tash, dy vitet e fundit na u dha besimi edhe faktikisht ishim fitues në tender për të vozit në zënësit e gjithë shkollave të Gostivarit prej shtëpive tyre deri në shkollat publike në qytetin e Gostivarit. Biz çok memnun olduk. Bizi ziyarete geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler de memnun olduk. Sizleri tanıdığımız için sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Gostivar Nasir Tours'tan seslendik sizlere. Bir kez de sizlerin huzurunda bütün Nasir Tours ekibine çok teşekkür ediyoruz.